Evet, iyi günler herkese. Yepyeni bir haftadayız. Bu hafta yine gözler içeride olacak, Ankara'da olacak. Yeni hükümette oluşacak olan isimler bizler için önemli. Ekonomiyle ilgili isimler eğer ikna edici olursa bu durumda hem endekste yukarı yönlü hareketler olabilir, hem faizde aşağı yönlü hareketler olabilir, hem de kurda aşağı yönlü hareketler olabilir. Bu hafta içerisinde, hatta bugün bile hükümetin isminin ilan edilmesi tahmin ediliyor, ama olmasa bile bu hafta içerisinde çok büyük ihtimalle hükümette yeni isimler, nasıl bir kadro oluşacağı netleşecek. Endekste eğer ikna edici isimler olursa 81.000 üzerine yükselip yeniden 83.800'e yönelik hareketler olabilir. Kurda 2.85'in aşağısına indik biliyorsunuz. 2.85'in altında seyirler sürerse eğer, kurda yine 2.80'e 2.81'li seviyeye dek düşüşlerin önü açık gibi duruyor. Gelişen ülkelere yönelik ılımlı bir akış var. Çok fazla sert hareketler olmuyor o tarafta. O nedenle biz de bundan olumlu bir şekilde etkileniyoruz. Euro'da da aynı şekilde 3 seviyeleri önemli seviyeler olacak. 3.10 seviyesi de yukarısı için önemli seviyeler oluşacak. Ama eğer güven verici bir ekonomi vitrini oluşursa bu durumda daha da aşağılar olabilir. 2.75 de dolar lira da aslında ölçülen bir nokta. Eğer çok çok iyimser bir hava oluşursa da bu seviyeye dek düşüş olasılığı da var. Bu hafta içerisinde hükümetin haricinde yarın Merkez Bankası'nın yapacağı faiz toplantısı var. Merkezin de yeniden izlemesini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Faizlerde herhangi bir farklı bir adıma gideceğini zannetmiyoruz. Sıkılaştırmanın halen daha sürmesi yönünde hareketler olacaktır. Biliyorsunuz FED artık Aralık ayında olacak ve FED'den sonra ancak Merkez Bankası eğer farklı bir şeyler yaparsa o zaman yapacağını önceden ilan etmişti. O nedenle yarın herhangi bir farklılığa gideceğini beklemiyoruz. Her zamanki gibi sıkılaştırmaların sürmesi orada beklenebilir. Kurda düşüşe karşılık izlediğiniz gibi faizlerde sert bir seyir var. Halen daha %10'ların üzerinde. O tabii ki endeks için de önemli bir negatif unsur yaratıyor. Eğer içeride bu hükümet olayı netleşirse ve ikna ederse faizin de aşağı yönlü düşmesi tahmin edilebilir. Bu durum tabii ki endeks içinde ekstradan bir ilave bir hava olacaktır. 79.300'ün altına düşen bir endeks içinde satışlar etkili olabilir. Bu durumda 77.700'lere kadar satışların etkili olma şansı yüksek olacak. İyi günler herkese. Hoşça kalın. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.